Tövbe suresi 42. Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı, yani kolay olsaydı çalışması, mesela İslam dünyaya hakim olacak diyoruz. Kaç yıl? Mesela 40 yıl sürüyor. Ama 4 sene desen, 10 sene desen, 20 sene desen, tamam, adam kabul eder. Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı, onlar mutlaka seni izlerlerdi. Ama zorluk onlara uzak geldi. Hapishaneler, baskılar, iftiralar, vaktin uzaması onlara uzak geldi. Peygamberimize bakıyor tabi ayet, ben ahir zamana göre yorumluyorum. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte mücadeleye çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. İmkanımız yok diyor. Okul var, imkanımız yok, ailemiz müsaade etmiyor, çevre baskısı var. O yüzden biz yapamayız bunu diyor, yapamıyoruz diyor. Kendi nefislerini helake sürüklüyorlar diyor Allah. Kendilerini belanın içine çekiyorlar diyor Allah. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana açıkça belli oluncaya kadar, yalancıları da öğreninceye kadar niye onlara izin verdin diyor Allah. Demek ki üç kağıtçı, sahtekar takımıyla tebliğ, dini yaymak mümkün değil. Halis ve hakiki insanlarla mücadele edilmesi gerekiyor. Bak ne diyor, Allah seni affetsin diyor Peygamberimize Cenab-ı Allah. Doğru söyleyenler sana açıkça belli oluncaya ve yalancıları da öğreninceye kadar niye onlara izin verdin? Senden yalnızca Allah ve ahiret gününe inanmayan, kalplere kuşkuya kapılıp kuşkuluğundan da kararsızlığa düşenler izin isterler. Bak senden yalnızca Allah ve ahiret gününe inanmıyor. Ama inanıyor gibi görünüyor. Kalpleri kuşkuya kapılıp karar veremiyor. Allah var mı yok mu? Mehdi çıkacak mı çıkmayacak mı? İsa inecek mi inmeyecek mi? Karar veremiyor. Haşa. Kuşkularında kararsızlığa düşenler izin isterler. Bize müsaade et, biz diyorlar bu, hiç girmeyelim bu konuya diyorlar. Eğer mücadeleye çıkmak isteseler de herhalde ona bir hazırlık yaparlardı. Kitap okurdu, bilgisini artırırdı. Değil mi? Ancak Allah mücadeleye gönderilmelerini çirkin gördü de ayaklarını doladı ve onlara siz de oturanlarla birlikte oturun denildi. Onlar da gidiyorlar. Herhangi bir evde, işte çıkarının olduğu bir yerde gidip oturuyor. Mücadeleden vazgeçiyor. Oturmaya meraklılar. Sizinle birlikte çıksalardı size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinize çaba yürütürlerdi. Cenab-ı Allah sizinle beraber olmamalı, sizin için bir nimet diyor. Çok iyi bir şey. Size çünkü kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmezlerler diyor. Sadece kötülük ve zarar verirlerdi diyor. Maddi ve manevi zarar verirlerdi. Ve aranızda mutlaka fitne sokmak üzere içinize çaba yürütürlerdi. Yani lidere karşı, davaya karşı insanların içine kuşku düşürmeye kalkmak, doğru yolda olmadıklarını ya başarılı olamayacakları şeklinde ifadeler kullanarak şevkinizi kırmaya kalkabilirlerdi diyor Allah. Yaparlardı diyor, yani bunu yapardılar diyor.